TV8 ekranlarında 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi konuğumuz Profesör Doktor Mustafa Tek. Kendisi çene cerrahi uzmanı aynı zamanda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler. Yani iyiyiz. Hocam çene hakikaten çok önemli bir şey. Değil çene mi? Eklem bozuklukları çok yabancı olduğum bir kelime benim aslında. Sağlık programı yapıyoruz ama kelime olarak çene eklem bozukluğu. Hatta ben ilk okuduğumda böyle acaba ortopediyle ilgili bir şeyden mi bahsedeceğiz demiştim ama bugün sizden dinleyeceğiz bir profesör olarak. Doğru, doğru. Şimdi aslında çene eklemi belki vücutta en çok kullanılan eklemlerden bir tanesi. Hemen kulağın 1-1,5 santimetre önünde sağda ve solda tek çene iki eklem. Hı hı. Aslında bozulması zor bir eklemdir. Tedavisi de zor bir eklemdir. İnsanlara eklem deyince direkt insanların aklına gelen dizleri oluyor. Evet. Aman dizim ağrıyor, işte ne diyeyim vesaire gibi böyle şikayetlerle, yakınmalarla geliyor. Ama çene eklemi rahatsızlığı da az değil. Yani epeyce bir, hatta belki çevrenizde bile vardır. Çene ekleminde bozukluk olduğu zaman böyle ilk belirtileri zaten böyle tıklama, kıtlama, bazen duymuşsunuzdur veya kendinizde hissetmişsinizdir. Ağzım açılıp kapanırken böyle kıt kıt, böyle tık tık sesler geliyor. Aa, evet, gibi. Yani bu aslında esnerken de, esnerken de olabilir. Evet, esnerken de olabilir. Burada tabii insanlar ağrı olmadığı sürece bunun bir bozukluk olduğunu bilmiyorlar. Evet. Mesela kış döneminde insanlar bize çok müracaat eden çok hasta oluyor çene eklemiyle ilgili. Havalar soğuduğu için insanlar dışarıda kendilerini daha fazla sıkıyorlar. Yani sıkmaya bağlı bir, kaslarda kasılmaya bağlı bir ağrılar hissediyorlar. Eğer çene ekleminde bir bozukluk varsa böyle kulak bölgesi, baş bölgesi, çenenin alt kısımlarına doğru şiddetli ağrılara sebep olabiliyor. Özellikle bu kapsül içi bozukluk dediğimiz, yani çene ekleminin olduğu, o menteşe hareketinin yaptığı bölgede eğer bir bozukluk varsa bu kaslar vasıtasıyla vücudun ta ensesine, sırtına kadar ağrılara sebep olabiliyor. Tabii burada insanlar şunu karıştırıyor. Bakın benim 40 yıldır ağrı, böyle migren ağrısı gibi, sinüzit ağrısı gibi, böyle kulağımda çınlamalar vesaireler, ağrılar geçmedi diyor. Hep diyor ilaçlar içtim, doktorlara gittim vesaire, bir çözüm üretemedim diyor. Ha, zannediyor ki ben migren ağrım var, benim sinüzit ağrım var zannediyor. Halbuki eklemi o kadar, eklem içerisindeki o düzenek öyle bozulmuş ki hasta bunun farkında değil. Gittiği doktorlar da hiç buna mesela şey yapmamış, yönlendirmemiş. Yani senin çünkü eklem bozukluğun olabilir. Çünkü anlatırken başım ağrıyor diye de boynum başım ağrıyor diye anlatıyordur. Ne diyeyim, dediğiniz gibi kulağım, boynum ağrıyor, kulağıma vuruyor. Zannediyor ki ben böyle bir migren ağrısı geçiriyorum. Veya sinüzit ağrısı gibi bir ağrı diyor, buralardan başlıyor ta sırtıma kadar iniyor. 40 yıldır benim bütün aile huzurum bozuldu diyen hastalar var. 20 yıldır bu ağrıyı çekiyorum diyenler var. Yani son çare bir geldik, bir nasıl olabilir, bir eklem olabilir mi? Bir muayene yapıyoruz, bir radyolojik muayenesini, bir klinik muayenesini, bir tomografilerini falan kontrol ediyoruz. Bakıyoruz ki eklem içi hakikaten bozulmuş, çene hareketleri bozulmuş, ağız açması kısıtlanmış, ağzını açamıyor yani. Hasta ağzının açamamasının sebebini bile, yani ekleminden olduğunu değil, hani bu ağrılar beni kasıyor ediyor da o yüzden olmuyorum gibi düşünüyor. Sonra tedavilerine başlıyoruz. Tabii tedavi de öyle kısa süreli bitmiyor. Basit bir tedavilerden başlanıyor. İlaç tedavisi, işte sıcak uygulaması, bazen cerrahi işlemler gerekebiliyor. Tedavilere başlayıp hastalar rahatlamaya başlayınca, yani ilk önce ağlayarak gelen hastalar böyle yüzü gergin, hani mutsuz insanlar. İkinci, üçüncü randevularında bize gülerek geliyor. Yani diyor ki hocam, yani hayatım değişti diyor yani. Ne güzel hocam, ne mutlu. Belki bizi izleyen izleyicilerimiz arasında da vardır şu an. Var, evet, aynısı bende var. Ben hemen özel bir soru sormak istiyorum. Şimdi gerçekten. Hocam anlatırken ben yani çenemi oynattım. Şimdi ben boksla, ilk boksla uzun yıllar uğraştım hocam. Doğru. Çok darbe de aldık çenemizi. Doğru. Hani kristallerimiz bizim buradadır. Hani doğru. Hemen nakavta gider sporcu. Benim sol tarafta, yani şu hareketi yapıyorum. Sağdan ses gelmiyor, soldan, yani tek tarafta olabiliyor mu? Evet. Tek taraflı da olabilir ama çene eklemi genelde iki taraflı bozulur. Bir tarafta daha fazla olabilir. Ama buradan ses geliyor, onun için dedim. Hani bir tarafta daha fazla olabilir, bir tarafta daha az olabilir. Mesela bir tarafta ağrı hisseder hasta, diğer tarafta hisseder hasta. Yani
Hasta zannediyor ki benim buramda ağrı var. Diyorum ki çenenizin iki tarafı da tedavi olması lazım. Bazen cerrahi işlem çift taraflı yapıyoruz. Neden hocam benim buram ağrıyor? Yani tam bura ağrıyor ama burası da bozuk değil yani. İkisi birden. Evet. Burada daha fazla gerginlik var. Ağrıya sebep olacak sebep var yani. Diş sıkan geceleri hani burada bu şişliği olanlar da bir süre sonra buna aday mıdır? Tabii zaten şunun bir sebebi var. Çene durduk yerde bozulmaz. En zor belki bozulan eklemlerden bir tanesidir. Konuşurken kullanıyoruz, yerken kullanıyoruz, yutkunurken kullanıyoruz. Ondan dolayı diş sıkma alışkanlığı olanlarda bozulabilir. Çenesi büyük olan, küçük olanlarda bozulabilir. Çene geride olma tabii, problemi aynen oluyor. Öyle. Çapraz kapanış dediğimiz dişlerin böyle kapanış bozukluğu varsa, çeneyi yanlış hareket ettiriyorsa, geceleri mesela sabaha kadar dişini gıcırdatan insanlar var. Yani eklemin bozulması için birçok sebep var. Eksik dişler, çeneyi tek taraflı kullanma, parmak emme, yani birçok şeyler bu çenenin bozulmasına sebep oluyor. Ve çene bozulduktan sonra da tedavi olmadığı sürece kendi kendine düzelme gibi bir şansı yok. Hmm. Yani ona bir imkan sağlamak gerekiyor yani. Ama tüm bu anlattığınızdan sanki uzun bir süreç gibi tedavisi. Tabii. Değil mi? Tedavisi yani biz mesela bir tedaviye başladığımız zaman minimum 6 ay diyoruz. Ha, önce bir mesela benim kendime ait bir tedavi protokolüm var. Özellikle kapsül içi bozukluklarda böyle şiddetli ağrılar, ağzını açamıyor, işte ne diyeyim, yıllardır geçmemiş ağrılar. Bu tip hastalarım benim çoktur. Bunlara uygulamış olduğum, kendi adlandırdığım işte tek combination, evet, tek combination protokol diye. Bunda minimal invaziv bir cerrahi işlem, ilaç tedavileri, egzersiz tedavileri, işte ne diyeyim, ağza kendine uygun, çenesini daha düzgün kapatabileceği bir aparat yapımı gibi şeylerin olduğu, tedavilerin olduğu. Aynı zamanda bununla beraber hastanın takibi yapıldı. Hastayı başıboş bırakmıyoruz. Bakın eklem hastası biraz ağrım geçti dediği zaman bırakır. Bütün hastalıklarda genelde böyledir. Ama ben tedavinin sonuçlanması, iyi bir sonuç elde edebilmemiz için takibini de yapıyorum. Aylık kontrollerini de yapıyorum. Başka tedavileri araya girdirmek gerekiyor mu? Yapılması gereken bir botoks gerekir mi? Mesela şu hala dişlerin çok sıkıyor mu? Kasları çok güçlü mü? İlacın dozunu artıralım mı, azaltalım mı? Ondan sonra başka bir cerrahi işleme gerek var mı, yok mu? Dişleriyle ilgili düzenlenmesi gereken bir şeyler var mı, yok mu? Bunları da tespit ediyorum aynı zamanda. Ve hastalarımızda yani %50, %60 bile olsa bir geri dönüşüm çok büyük bir başarı oluyor. Tabii. Çünkü bu hastamızın ağrısını azaltıyor, çene kullanımını rahatlatıyor, hastayı mutlu ediyor. En önemli şey teşhistir bizim işimizde. Eğer teşhisi düzgün koymuşsak tedavi zaten güzel bir protokolle gerçekleştirilir. Ama teşhis koymadan bu olabilir, şu olabilirle hani insanların oyalanması, geciktirilmesi hastaların problemlerinin çok ileri gitmesine sebep oluyor. Bu defa da ne yapıyoruz? Açık cerrahi işlemler yapmak zorunda kalıyoruz. Önce kapalı basit cerrahi işlemler yapabilirken daha ilerlerse bu defa çenesinin üst kısmında büyük bir kesiyle belki eklemini açıp eklemin diskini yerinden çıkarmak gerekebilir. Hmm. Çeneyi veya diski eski yerine dikebiliyorsak dikmeye çalışırız. Veya işte ne diyeyim açtığımız zaman orada bir ciddi bozukluklar varsa, kemiğin düzeltilmesi gerekiyorsa onların düzeltmeleri yapılabilir. Ama hani başlangıç aşamasında veya daha ilerlememiş durumlarda daha basit tedavilerle çözüm üretebilecekken çene eklemiyle ilgili ilerlediği durumlarda daha büyük tedaviler, hem maddi olarak hem manevi olarak daha yıpratıcı tedaviler yapmak zorunda kalırız. Yani bu da bizim aslında hastaları teşhisi koyabilecek doktorlara yönlendirmek çok önemli. Çok teşekkür ederim hocam. Sizin çok aracılığınızla buradan evet. Da izleyicilerimize böyle şikayetleri olanlar varsa mutlaka bir çene cerrahına danışın diyelim o halde. Keyifli geçti. Merak ettiğimiz de ilgi çekici bir konuydu hocam. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Kıymetli izleyenler 8'de Sağlık Tümüz'le devam ediyor ve Profesör Doktor Mustafa Tek bizlerle beraber oldu. Çene eklem bozukluklarını konuştuk.